Artı TV'den tekrar merhabalar sevgili izleyiciler. Son bölümdeyiz. Gün başlıyorum. Bugün konuğumuz Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen. Neden bugün onu seçtik bu önemli günde? Birazdan kendisiyle bunu konuşacağız. Başkan, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? Teşekkür ediyoruz. Evet, Manavgat aslında tam turizm sezonunun içine girmiş durumdayız. Turizmle hemhal olması gereken bir dönemdeyken siz bir başka sorunla boğuşuyorsunuz. İzleyicilerimiz de lütfen sizden duysunlar. Nedir Manavgat'ın şu anda boğuşmak zorunda olduğu sorun? Efendim, öncelikle sizin vesilenizle bizi izleyen bütün seyircilerimize saygılarımı iletiyorum. Orada çalışan arkadaşlarımıza, emek verenlere teşekkür ediyorum. Manavgat, bildiğiniz gibi dünyanın en güzel kentlerinden bir tanesi. Bütün dünyayı ağırlayan, yani milyonlarca turiste ev sahipliği yapan, doğal güzelliği, tarihi dokusu, geçmişi, Anadolu kültürünü içinde barındıran muhteşem bir kent. Çok şanslı bir kent. Manavgat'ı gelmeyen, Manavgat'ı bilmeyen insanlarımıza öncelikle bir iki cümle çok sıkmadan Manavgat'ı ifade etmek isterim. Manavgat doğu sınırı Irmak, batı sınırı Irmak ve ortasından Irmak geçen 64 kilometre sahil bandı olan ve en önemlisi de Türkiye'nin biliyorsunuz Antalya pilot bölgesi turizmde. Antalya'nın da pilot bölgesi 250 bin bakanlık belgeli yatak kapasitesiyle 200 tane dünya genelinde çok güzel 5 yıldız oteli de Türkiye'nin en büyüğü Manavgat. Böylesine bir potansiyelinin bir bölgede barındığı pilot bölge. Öylesine güzel bir bölgede bizler de buranın güzel insanlarına hizmet etmek için görev aldık. Tabii ki olumlu olumsuz süreçlerimiz oluyor. Bu süreçleri sürekli kent halkıyla taşımaya çalışıyoruz. Bir korona süreci oldu biliyorsunuz. Bu kentin bütün insanları, yaşayanları, esnafı, yatırımcısı, üreticisi, tedarikçisi, herkes turizme bağlı. Turizmle iştigal ediyoruz. Yaşamlarımızın kazancı tamamen turizme endeksi. Dolayısıyla korona sürecinde buradaki yatırımcılarımız ve esnaflarımız belli ölçüde sıkıntı yaşadı. Ama bir umut, yeniden turizm süreci açılıyor, açıldı. Dilerim ki normal bir sürece oturur, seyrine başlar ve konuklarımızı ağırlamaya başlarız. Manavgat yeniden o eski canlı haline döner diye umudumu ifade ediyorum öncelikle. Tabii önümüzde bir de Ulu Alan diye bir bölgemiz var. Bu alan Manavgat'ın hemen bitişinde denizin ve ırmağın birleştiği o muhteşem üçgende olağanüstü güzel bir yer. Burası yıllardır bizlerin koruduğu, bizden önceki yöneticilerimizin, halkımızın koruduğu çok çok doğa harikası güzel bir yer. Görüyorsunuz, ekranda da görünüyor. Burayı hep hayal ettik. Geçmişteki idarecilerimiz, kent halkı, bizler, turizmciler burayı günü geldiğinde bakanlığımızın önderliğinde çok güzel bir plan çalışmasıyla projelendirelim. Hem plan aşaması hem sonrasındaki projelendirme sürecinde bu kentin, turizmin başşehri olan bu kentin nelere ihtiyacı var? Bu kenti hakikaten Avrupa normlarında çağdaş bir kente dönüştürmek anlamında orayı nasıl kurgulayabiliriz hayaliyle bugünlere kadar geldik. Doğru olan da buydu ama bugün geldiğimiz noktada Turizm Bakanlığı'nın orada bir plan çalışması oldu. 4 tane golf oteline 3000 dönüm bir yer ayırdılar Turizm Bakanlığı. Biz de dedik ki 750 dönüm bir, 750 dönüm bir, 750 dönüm bir, 3 tane konaklamalı 750'şer dönüm, bir de 550 dönüm konaklamasız bir golf alanı, totalde 3000 dönüm yer yapıyor. Bu da tamamen bizim hayal ettiğimiz projeyi başlamadan bitiriyor. Bununla ilgili şu an bir mücadelemiz var. Bunun haksız bir bölgenin hassasiyetlerini çok düşünmeden yapılan bir plan çalışması olduğu iddiasındayız. Bunu yeniden bir daha kurgulanması, yeniden bir daha düşünülmesi, bölge halkının düşüncesi alınmasını istiyoruz. Böyle bir sürecin içindeyiz şu an.
Evet. Peki bu konuda muhataplarınızla temasınız oldu mu? Yani başta Turizm Bakanı olmak üzere bu icradan nasıl ses geliyor? Bu izni verenler de aslında onlar. Yani oraya golf oteli iznini verenler, turizmi geliştireceğiz diye. Evet, Nasım Bey, tabii ki önceki süreçlerde bu çok kısa dilimde önümüze çıkan bir konu değil. 2 yıl, 2,5 yıldır Manavgat'ın gündeminde olan bir konu. Seçimden önce, seçimden sonra bakanlık yetkilileriyle defalarca teknik bazda oturdu karşılıklı. Burada ne olabilir? A planı, B planı ne olabilir? Halkın çıkarları ne koşulda korunabilir? Bunları detaylı konuştuk. Alternatif bir takım sunumlar yaptık. En son olarak da seçimden sonra ben Sayın Bakanımla bir yine teknik ekiplerimiz nezaretinde bir oturma, kendimizi anlatma ve onların düşüncelerini dinleme fırsatımız oldu. Buradaki planda kararlı olduklarını ifade ettiler. Bizler de bunun doğru olmadığını, bu ülke halkını üzeceğini, burada bir de işin bir farklı boyutu da var. Orada neler olması gerektiğini ifade ettik. Burası atıl kalsın istemiyoruz. Değerlensin. Sadece orada devlet arazisi, milli emlak arazisi ve belediyenin arazileri yok. Geride bundan etkilenecek binlerce dönüm özel mülkiyetler de var. Halka ait olan araziler de var. Onların önünün tamamen kapanacağını ifade ettik. Halkın denize bu düşünceyle, bu planlamayla halkın denize ineceği 1 metrekare bile yerin kalmadığını, ara bağlantıların olmadığını, artı hiç günübirlik alanın, bir rekreasyon alanının düşünülmediğini, halkın kullanacağı donatı alanlarının burada düşünülmediğini ifade ettik. Ve en önemlisi de, en önemli olanların bir tanesi de orada Ulaştırma Bakanlığı'nın ırmağın denize döküldüğü yerde muhteşem bir projesi vardı. Marina projesi, liman projesi. Ve bu plana işlenmişti. Planda olan bir marina projesi. Bunu da kaldırdıklarını orada öğrendik. Bu marinanın da buraya ihtiyacı olmadığını, buranın açık deniz olduğunu, burada marinanın kullanılamayacağını ifade ettiler. Biz de hayır, öyle o düşünce de doğru değil, katılmıyoruz. Dünyanın birçok yerinde, Türkiye'de bile açık denizlerde marinaların ve limanların olduğunu ve bu limanların bölgelere çok büyük ekonomik katkı sağladığını ve renk getirdiğini, çağdaş bir kent olma normlarında büyük destek sağladığını ifade etti. Bir de onun yanı sıra orada bir de şey var. Irmak'ta yüzlerce tekne var Nazım Bey. Gelen turistlerimizi, konuklarımızı kilometrelerce Irmak bandında denizde gezdiren tekne taşımacılığı var. Profesyonelce Türkiye'de en üst ölçekte yapılan bir tekne taşımacılığı. 1,5 milyon gelen misafirimiz sezonluk orada tekne turuna katılıyor. Bunu ayakta tutan çekek sektörü var orada. Tekne bakım onarımla ilgili çekeklerimiz var. Bunların da tamamen kaldırıldığını öğrendik. Yani bu da devasa bir sektör. Bölge ekonomisini ve turizmini destekleyen bir yan sektör. Onun da kaldırıldığını gördük. Yani o da çok Evet. şey değil, doğru değil. Bunları kendilerine ifade ettik. Yeniden değerlendirilmesi gerektiğini ifade ettik. Plan aşamasında davalarımızı da açtık bu süreyle ilgili. Olayın hukuki boyutu da devam ediyor. Başkan, peki şöyle bir bize Manavgat çerçevesi çizer misiniz? Manavgat'ın nüfusu ne kadar? Kaç tane bölgenizde turistik tesis var? Yeni 3 tesise ihtiyaç var mı? Ve bu süreçte şu anda gelecek yerli turist, yabancı turist konusunda yaptığınız çalışmalardan söz eder misiniz? Turizm sezonu açılacak mı? Ve bu süreçte mevcut tesislerinizi doldurabilecek misiniz? Bu konularda da biraz bilgi verebilir misiniz izleyicilerimize? Nazım Bey, Manavgat çok şanslı bir yer. Bilmiyorum izleyicilerimizden bu bölgeyi mutlaka gelen, ziyaret eden, yurt dışından çünkü yılda milyonlarca turisti ağırlıyor. Antalya, düşünün, Türkiye turizminin pilotudur ve Türkiye'ye gelen
turist adedin 1/3'ünü Antalya ağırlıyor. Antalya yurt dışında. Antalya'nın da Antalya'ya gelen turist adedinin de 1/3'ünü Manavgat ağırlıyor. Oruna bakın. Ekonomik bazda Türkiye turizmine çok büyük katkı yapan bir yer. Nasıl bu kadar güçlü? Doğa harikası bir yer. Önümüzde düşünün, sadece Manavgat'a ait dünya güzeli 64 kilometre sahilimiz var. Ve dünyanın tanıdığı, herkesin görmek istediği bir sitemiz var. Birçok medeniyetleri, tarihi süreci içinde barındıran, tarihe ev sahipliği yapan bir sitemiz var. Hala tarihi dokunun içinde yaşamı olan, dünyada ender yerlerden biri, yaşam olan, ticaret olan, günlük sirkülasyon olan bir yer. Orada da düzenlemeler yapıyoruz. Oradaki kötü yapıları, turizme zarar veren yüzlerce yapıyı yıkıp geleneksel yapı haline getiriyoruz ve orayı doğal bir müzeye dönüştürüyoruz. Bakın, bu kadar şanslı bir bölge olabilir mi? Binlerce dönüm Manavgat'ın önünde denize sıfır alanda çamlık alanlarımız var. Binlerce dönüm. Ve dünyada hiçbir örneği yok Nazım Bey. Bir kent düşünün, ortasında ırmak, Manavgat ırmağı. Doğu sınırı Alara çayıyla kesiliyor. Alanya ile aramızda Alara çayımız var. Batı sınırında Serik'le sınırımız Köprü çayı. Alara çayı, Köprü çayı, yani üç bandı ırmak. Yani bir su kenti. Üstümüzde iki tane barajımız var. Doğu harikası baraj göletlerimiz var. Bir Oymapınar bölgemiz var. Ve 250 bin nüfuslu bir kenttir burası. Temel nüfusumuz 250 bin ama yazın hızlı sezon sürecinde turizm çalışanlarımız otellerdeki konaklamalarla beraber 1 milyon turiste ev sahipliği yapan bir kent burası. Ve hızlı gelişen, çok güzel insanların yaşadığı, öngörüsü olan insanların yaşadığı bir kent. Anadolu'da, yani Anadolu'nun her tarafı çok güzel, her tarafı bizim ama oranın özellikleri var. Oranın beklentileri çok farklı. Ufku, görgüsü, yaşama bakışı, turizmi benimseyişi üst ölçekte olan, fikir üretebilen insanların yaşadığı bir kent. Yani böylesine güzel bir kentte biz yaptık oldu demeyi biz kabullenemiyoruz. Bu kente sormak lazım. Bu kentin nelere ihtiyacı olduğunu, eğitim seviyesi son derece üstte bir kent. Aydın çocuklarımızın, gençlerimizin olduğu bir kent burası. Kendini yenileyen bir kent. Ve aynı zamanda da işin güzel tarafı Nazım Bey, üstümüz Toros Dağları, biliyorsunuz sıra dağlarımız var. Orada bizim 78 tane eski köy, bugün Büyükşehir yasasıyla mahallemize dönüşen, o hala örfümüzü, adetimizi, geleneklerimizi koruyan köylerimiz var. Onlar da Manavgat'a çeşitlilik kazandırıyor, turizme renk katıyor. Olağanüstü güzel bir yerde yaşıyoruz. İstiyoruz ki bu söz konusu alan Manavgat'ın yeni yüzü olsun, vizyon yüzü olsun. Kenti oraya taşıyalım. Bütün bölge turizmini ayakta tutacak, orada yeni projeler oluşsun. Otellerimizi destekleyen, otellerimiz bakın şu korona süreciyle dolmuyor, açılmadı birçoğu. Bizler duyurmaya çalışıyoruz. Devletimiz bu konuyla ilgili, bakanlıklarımız adımlar atıyor. Duyurular yapıyor. Uluslararası ilişkilerini geliştiriyor. Ve bizler de yerel ölçekte bakanlıklarımızın telkinleri doğrultusunda bölgemizi güvenli bölge olarak hazırladık. Her türlü o bağlamda insanların gelip tatil yapacağı bir yere dönüştü Manavgat. Bütün güvenlik önlemlerimizi, bununla ilgili tesislerimiz, bölge valiliğimiz, kaymakamlığımız, tesis sahipleri tamamını aldı. Şu anda hazır vaziyette bölge turizmi bekliyor. Açıldığı zaman bölge hala her şeye rağmen önceki o canlı günlerine kavuşacak. Bana sorarsanız yatırımdır. Burada 4 tane tesis elzem midir? Tartışılır. Ama bu bölge yeni tesisleri kaldırabilir. Ama 750 dönüm bir bandın, 750 dönüm bir parçanın bir kişiye verilmesine biz karşıyız. Çarpı 4 düşünün. Manavgat bölgesinde 10 dönüm, 15 dönümde 5 yıldız otellerimiz var bizim. Böyle bir yapıda siz 750 dönüme bir kişiye tahsis ediyorsunuz.
Bizim doğru bulmadığımız işin boyutu bu. Profesyonel otellerimiz var. Turizmde küçücük bir aksama olduğu zaman bu şeyler, otellerimiz sıkıntı yaşar hale geliyor. Evet. Peki başkan, bu bir kişi dediğinizi de söyleyin de bizim kanalımızda yutkunmadan konuşabilirsiniz. Kime tahsis edildi bu? Yani bilinen bir turizmci mi? Yok Nazım Bey, şahsa tahsis diye bir şey yok. Şu orada bir yanlış bilgilenme olmuşsa onu hemen düzeltelim. Plan aşamasındayız şu anda bakanlık nezdinde. Bakanlık burayı planlıyor. Planlarken 4 parsel halinde burayı planlıyor. Planda adı golf oteli alanı. Yani plan onaylandığı takdirde, plan eğer bakanlığın düşündüğü ölçekte ilerlerse itirazlarımız ve davalarımız, hukuk süreçlerimiz devam ediyor. Onun düzeltileceğine %100 inanıyorum. Düzeltilmediği takdirde ihaleye çıkacak yarın. Bakanlık nezdinde milli emlak arazi, 4 kişiye öyle bir belli isim yok. Yani şuna verilmiş, onu düzelteyim, şuna verilmiş diye bir şey söz konusu değil. Plan onun ihale sonunda. İhale sonunda 4 kişiye ait olacak orası. Yani korkunç büyük alanlar, 750'şer dönüm ve kentin önünü tamamen kapatan 2,5 kilometre bantta denize inişi tamamen iptal eden bir plan. Evet. Kime gideceği konusunda büyük bir soru işareti yoktur. Çünkü özellikle inşaatları belli şirketler oluyor. İşte Türkiye'nin sayısı onu bulmayan şirketleri var. Bütün ihalelerde küçük köprülerden büyük havaalanlarına kadar hep aynı müteahhit firmaları görüyoruz. Peki bu konuda bir kamuoyu araştırması da yaptınız mı? Ya da imza kampanyası bütün Manavgatlıların katılabildiği. Tabii ki. Şimdi ben az önce... Başkan bir saniye. Şimdi senden 5 dakikanı rica edeceğiz. Sevgili izleyiciler, bugün 15 Haziran HDP'nin Hakkari'den ve Edirne'den yürüyüşleri başlayacak. Şu anda Hakkari'ye bağlanıyoruz. Hakkari'de kim var? Bakalım neler oluyor. Nazım Akman, merhaba, Hakkari'deyiz. HDP'nin Leyla Güven ve Musa Farisoğulları'nın milletvekillerinin dışarılması üzerine başlattığı darbelere karşı demokrasi yürüyüşünün ilk ayağı Hakkari'de. HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ve milletvekilleri bugün saat 10'da HDP Hakkari İl Örgütü'nde bir açıklama yapacaklardı. Açıklama için milletvekilleri buraya HDP Hakkari İl Örgütü'nün bulunduğu sokağa geldiler. Ancak valilik yasakları uyarınca burada bir açıklama yapılmayacağı belirtildi. HDP milletvekilleriyle polis arasındaki müzakere sürüyor. HDP milletvekilleri açıklamayı yapmakta ısrarlılar. Burada sağanak yağmurun da başladığını belirtelim. HDP milletvekilleriyle görüşme sürerken yoğun güvenlik önlemleri alındı. Bir yandan görüntüleri ekranlarınıza getirmeye çalışıyoruz. HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ve milletvekilleri açıklama yapmak için Hakkari İl Örgütü'nün önünde bekliyorlar. Kimler burada? Aktarayım. HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, HDP milletvekilleri Ali Can Önlü, Mahmut Doğrul, Dilendiren. Evet, gördüğünüz gibi sadece bir basın açıklaması yapılacak ve oradan bu koşullarda yürüyerek çıkacaklar milletvekilleri ve Ankara'ya doğru gelecekler. Türkiye'de seyahat özgürlüğü var, anayasal hak. Ayrıca toplantı, gösteri, yürüyüşleri
hakkı var. Kimse önceden izin almadan yürüyüş yapabilme hakkına sahiptir. Kimse engellenemez. Bu konuda anayasal güvence var. Ama bırakın sıradan insanları, sıradan vatandaşları, dokunulmazlıkları olan milletvekilleri bile nefes aldırtmıyorlar. Görüyorsunuz, görüntüler oydu. Biz şimdi yeniden Manavgat'a dönelim. Şükrü Sözen Başkanımız orada. Evet Başkan, teşekkür ediyoruz. Ara verdik. Bu da önemli. Sizi dinliyoruz. Devam edebilirsiniz. Kazım Bey, az önce son konuşmanızda hani buranın kimlere verileceği yönünde yorumlarınız oldu. Ben inanın böylesine bölgesel bir duyumumuz yok. Şu anda plan aşamasında tekrar muhtemelen halkla bizlerle, bizler Manavgat Belediyesi olarak bakanlığın Manavgat'taki muhatabıyız. Halka ait olan bir ev burası. Halkın çıkarlarına çalışan, halkın geleceğini düşünen yöresel devlete ait bir kurumumuz Manavgat Belediyesi. Dolayısıyla bu plan aşamasında fikir alınması gereken bakanlığın plan müellifiyiz. Bunun düzeleceği kanaatindeyim. Bununla ilgili de Manavgat'taki bütün sivil toplum örgütlerimiz, siyasi partilerimiz ayırt etmeksizin, bütün derneklerimiz, vakıflarımız, ilgili kurumlar, vatandaşlar, kentin dinamikleri tamamen bu sürecin doğru olmadığına inandı. Anlattık, değişik toplantılar yaptık. Meclis kadromuzla toplantılar yaptık, muhtarlarımızla toplantılar yaptık. Daha önceki aşamasında oradaki mülkiyet sahipleriyle toplantılar yaptık. Kent %99.9 buna karşı. Bunu da gösterebilmek adına bakanlığımıza, bakın kent halkı burada hemfikir, bir bütün, beraber hareket ediyor. Bu plan doğru değil, bu plan yeniden revize edilmeli. Bölgeye kulak vermeniz gerekli. Bakanlığa bildirebilmek adına bir platform oluştu. Bütün herkesin, siyasi partilerin de içinde olduğu, ayırt etmeksizin her türlü yapıya ait olan oda başkanlarımızın da yönetici olduğu için de yürütmesinin kurulduğu bir platform oluştu. Ulu alanı koruma platformu. O platform nezdinde bir imza kampanyası başlatıldı. Yani on binlerce günlük imza toplanıyor. Manavgat'ın birçok yerinde standlar kuruldu. Herkes geliyor, konuya vakıf zaten. Biliyorlar. Bakın ekranda şu anda bir basın açıklaması yaptık. O basın açıklamasında nereden baksanız 3-5 bin insan vardı. O bunun 10 katı 20 katı da olabilirdi. Biz pandemi sürecinde zarar vermeyelim, insanları bir araya getirerek bu sürece sıkıntı yaratmayalım diye kısıtlı tutmaya çalıştı platform bu süreci. Yani imza kampanyası son derece iyi gidiyor. İnsanlar geliyor orada, demokratik hakkını kullanıyor. Hiçbir müdahale de olmadı. Çok şükür bütün yöneticilerimiz de, bizi yönetenler, idarecilerimiz de bu sürece duyarlı hareket ediyorlar. En küçük bir gelip bir ters bir şeyle karşılaşmadık. Demokratik ortamda vatandaşımız geliyor, imzasını atıyor. İmza o dilekçenin de bildiğim kadarıyla hüviyeti, buradaki planın yeniden değerlendirilmesi ve değerlendirilirken de toplum çıkarlarının göz önünde bulundurulması noktasında bir talep dilekçesi ol. Ve tabii bu süreçler bakanlıkta konuşmalarımız devam ederken Nazım Bey, biz alternatif bir takım şeyler de sunduk. Sayın Bakanımın da olduğu bizleri lütfedip çağırdı, dinledi toplantıda. Alternatif bölgeler de önerdik. Manavgat'ın üstünde az önce ifade ettim hatırlarsanız, Oyma Pınar bölgesi var. İki tane baraj gölünü içinde barındıran, 7-8 tane eski köyümüzü içeren muhteşem doğa harikası yerler var. Çamlıklar, gezi alanları, ne bileyim mini mini koylar, körfezler, o göletin etrafında o kadar güzel yerler var ki. Orayı geçmiş dönemde Turizm Bakanlığı'nın alternatif turizm alanı olarak planladığını biliyoruz. Planlamaya çalıştığını, plana alternatif turizm alanı olarak not düştüğünü biliyoruz. Burayı önlerdik. İlla deniz kenarında olması gerekmiyor. Araştırınca
Çünkü golf sporu illa deniz kenarında yapılacak diye bir şey yok. Avrupa'da birçok doğanın içinde denizle alakası olmayan uzak noktalarda da golf sahalarının olduğunu gördük. İnceledik, izledik. Bu Oymapınar bölgesi de hem turizme açılması hem alternatif bir turizm alanı olması adına doğru bir bölge. Hem de bu kadar halkın karşı durduğu bir yerde öylesine bir proje planlama yapılmamış olur. Daha çok yönlü planlama yapılır diye alternatif de sundu. Ne düşünüyorsunuz dedikleri zaman golf sahaları Oymapınar'da planlanırsa Kazım Bey, bu bölgede bizim bölgemizin sıkıntısı ne? Mesela 200 tane 5 yıldızlı otelimiz var. Belediye uzaklı da yüzlerce otelimiz var bizim. En büyük sıkıntımız kışın otellerimiz kapalı. Tamamen kapalı. Turizm bitiyor. Turizm bitince de bölgedeki iktisadi hayat tamamen duruyor. 100 bine yakın turizm çalışanımız var Nazım Bey. Tamamen işsiz kalıyor bunlar de. Onlarca, yüzlerce, binlerce aile işsiz kalıyor. Yani turizm 7 ay çalışıyorsa geri kalan 5 ayı insanlar işsiz, tedarikçiler, üreticiler, küçük esnaf bundan etkileniyor. Biz ne yapmamız lazım? Kışın da turizmi canlı tutacak alternatif turizm alanları oluşturmamız lazım. Bu hamle iki kolu var bu hamlenin. Oymapınar bölgesini, o doğa harikası yeri alternatif turizme açarsanız dolayısıyla bunlardan bir tanesi de golf sahaları. O bölgeyi bu bağlamda planlarsanız söylediğimiz soruna bir nebze çözüm buluruz. Gelin bu tarafa, o bağlam bölgesine, söz konusu o 5000 dönüm belediyeyle ve milli emlak arazisi, devletin arazisiyle ikisi 5000 dönüm. Bir bu kadar da geride halkın arazisi var. Bir 10.000 dönüm havzayı siz tek elden, profesyonellerden destekler alarak, bu konuda uzman ofisleri çalıştırarak, teknik bölgenin bir sürü yetiştirdiği teknik insanlar var. Bunlardan katkı alarak bakanlığın önderliğinde nefis bir planlama ve onun üzerinde bir proje çalışması yaparsanız bu projede ne olmalıdır? Biz dünya kentiyiz. Yani dünya turizminin göz bebeklerinden birisi Türkiye. Orada dünyadan gelen misafirlerimize eğlence merkezleri yapabilirsiniz. Turizme bütünleştirici. Dünyaya baktığınız zaman Iron Man gibi birçok dünya plaj voleybolu, dünya plaj futbol müsabakaları gibi birçok yüz binlerce turist kış sezonu çekebilecek aktiviteler var. Onlara ev sahipliği yapacak aktivite alanları orada yaratabilirsiniz. Tabii ki konaklamalar da olsun. Tabii ki oteller de olsun. Ticari merkezler olsun. En önemlisi de halkın kullanacağı, soluk alacağı, oranın gerçek sahibi halktır alanlar da olsun. Bir komple bir bütün, her şeyle, bütün unsurlarıyla bir cazibe merkezine dönüşsün orası. Onu istiyoruz, onu hayal ediyoruz. Yani hem planlama hem akabindeki proje çalışması bu bağlamda olmalıdır. İddiamız bu bizim. Yani atıl kalsın oralar tamamen bomboş dursun diye bir iddiamız yok. Halkın rızasını alacak, turizme destek olacak şekilde planlansın, projelensin. Bütün gayretimiz, bütün heyecanımız değilse ters düşmek, bilim ayak diremek, yani bir karşı mücadele vermek böyle bir amacımız asla olmadı. Evet. Peki başkan, sizin ikinci döneminizdir galiba değil mi bu dönem? Üçüncü dönem. Maşallah. üçüncü dönem. Maralgat'ın sizin yönetiminizde Cumhuriyet Halk Partisi başkanısınız. Nereden nereye geldiği konusunda da biraz izleyicilerimizi aydınlatır mısınız? Çünkü üç dönem üst üste seçim kazanmak kolay değil. Çünkü bir dönemde de yeterince yıpratıcılık söz konusu oluyor. Seçilmiş başkanların ikinci defa seçilmesi bile önemlidir. Yani 5 yıllık iktidar bir hayli sorun da beraberine getiriyor. Onun için biraz bilgilendirir misiniz izleyicilerimizi bu konuda?
Ben şöyle de bir bilgi vereyim. Bundan gurur duyduğum için bu bilgiyi verme ihtiyacı hissediyorum. Benim adını aldığım dedem Manavgat'ta 5 dönem belediye başkanlığı yapmış dedem. Arkasından babam gurur duyuyorum. O ailenin devamı öylesine atalara sahip olmaktan onur duyuyorum her zaman. Babam da 2 dönem belediye başkanı yapmış Manavgat'ta. Dolayısıyla dede, oğul, torun arka arkaya Türkiye'de örneği 3 kuşak kesintisiz belediye başkanlığı yapan biz tekiz. Bu bana gurur veriyor. Bu neyin bir karşılığıdır? Halka kulak vermek, halka göre yaşamak, düzgün yaşamak, ne bileyim halkın sorunlarıyla iç içe olmak, yoğrulmak, bunun getirisi. Manavgat'ta çok güzel insanlar yaşıyor. Burada doğup büyüyen insanlarla buraya yerleşen insanlar gerçek bir Manavgat'ı, gerçek bir çağdaş kenti teşkil ediyorlar. Bu insanlara hizmet vermek de bizim için onur kaynağı oldu. Mahcup olmadan bu sürecimizi devam ettiriyoruz. Bizleri buraya taşıyan o hemşerilerimiz. Yani onlara da sizin vesilenizle bir kere daha saygı duyduğumu, onlara hizmet vermekten mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Tabii biz kökten beri Manavgat'ın kuruluşu itibariyle burada yaşayan, burayı izleyen bir aile olduğumuz için ben de burada doğdum, büyüdüm. Manavgat'ın dününü bugünü izleme fırsatı oldu her zaman. Dede sürecimiz biraz çocukluk sürelerimizdeydi ama babamın süreçleri, ondan sonraki süreçlerde Manavgat'ın yol haritasını hep izledik ve o yol haritasına dahil olma fırsatımız oldu. Manavgat küçük bir kasabaydı. Side minik bir balıkçı köyüydü daha önce. Sonra 1984'lerde rahmetli Özal'la beraber, Allah rahmet eylesin, bölge turizmi açıldı. Tahsis süreçleri oluştu ve mantıklı planlar yapılarak, mantıklı tahsisler yapılarak bölge turizmle tanıştı o zaman. Ve bölgemizde 5 yıldız oteller, tatil köyleri oluşmaya başladı. Kent de bu sürece ayak uydu. Turizmle gerçek anlamda tanıştı. Daha önce neydi? Tarım, hayvancılık ve küçük ölçekte ticaretle ve sitede özellikle mini pansiyonlarla turizmi tanıyan bir bölgeydi burası. Ama öyle bir yol haritası oldu ki kent bu sürece ayak uydurdu. Kent bu sürece eşlik etti. Bugün dünyada konuşulan bir turizm merkezi haline geldi. Tabii bu süreçler bize zorluklar getirmedi mi? Zorluklar getirdi. Birden yaşam tarzı değişti insanların. Yani turizme birden entegre olmak, turizmle tanışıp birden iç içe olmak kolay değil. İnsanların sosyal hayatı, insanların kültürel hayatı değişti. Yani turizmin böyle hızlı büyümesi biraz da bölgede sıkıntılar yarattı ama bölge dinamikleri buna sahip çıkarak bu sürece entegre olmayı bölge olarak bildik. Şu anda da olağanüstü bir kent. Hakikaten yaşanması bir kent Manavgat. İnsanların geldiği zaman mutlu anılarla döndüğü bir kent. Yani bütün amacımız görev sürecimizde Manavgat'ı temsil ettiğimiz süreçte buna artı değer katmak. Elimizdeki güzellikleri ortaya çıkarmaya çalışmak. Bizden önceleri de hizmet etti Manavgat'ta. Biz geldik, Manavgat'ın ortasında bu bahsedilen yerden denize dökülen ırmak var, Manavgat ırmağı. Dünyada debisi barajlardan önce 7. nehirdi Manavgat. Tek kaynaktan beslenen, tek kaynaktan bu kadar güçlü akan dünyada ender nehirlerden. Olağanüstü güzel. Kilometrelerce böyle süzülerek akıyor. Etrafı söğüt ağaçlarıyla bezenmiş. Biz orayı, bu bizim vurucu ögemiz diyerek orayı ön plana çıkardık. Yani Manavgat ve bölgeye gelen misafirlerimiz buradan faydalansın diye. Onlarca ödül aldığımız ırmak kenarında kilometrelerce peyzaj projeleri yaptık. Yürüyüş bantları, eğlence noktaları, olağanüstü iş yerlerimizin olduğu, insanların hizmet alacağı hizmet noktaları oluşan harika bantlar oluşturduk. Kenti revize etmeye çalıştık. Çünkü turizm önümüzde, düşünün, olağanüstü oteller, geride kent atıl kalırsa birbirine entegre olamaz. Dolayısıyla o otellere yakışır hale kent merkezini getirmemiz gerekirken çok yoğun bir derken bir yoğun çalışmamız oldu. Kenti turizme entegre ettik. Hakikaten ırmak kenarlarımızı
kullanılır hale getirdik. Bugün hakikaten çağdaş bir kent görünümünde. Aynı zamanda bizim en büyük vurucu kaynaklarımızdan, değerlerimizden birisi Side. Ve Side'deki tarih. Oradaki tarihin yok edilişine göz yumamazdık. O ne bileyim oradaki çirkin yapıları, betonarme yapıları Anıtlar Kurulu'nun, valiliğimizin ve belediyenin çalışmalarıyla bir dönüşüm sürecine soktu. Bu bir yarım adayı biliyorsunuz, orası yarım ada, orayı revize ettik. Kentsel tasarım projesiyle yolları, aydınlatmaları, levhaları bugün insanların mutlaka görmek istediği bir turizm noktası haline dönüştürüyoruz. Kötü yapıları yıkıp geleneksel binalarla beziyoruz ve o binaların altında ki tamamen Anıtlar Kurulu'nun ve müzenin kontrolünde kazılar yapılıyor. Altta çıkan o tarihi dokuyu cam panolarla teşhir ediyoruz. Yani bir iş yerine girdiğiniz zaman yürüdüğünüz zeminin altında o tarihi alışveriş yaparken görebiliyorsunuz. Bir evde girdiğiniz zaman evin içinde bütün odaları, salonu, dış avlusu cam panolarla alttaki tarihi teşhir etmiş olarak görebiliyorsunuz. Ve Türkiye'de ve hatta dünyada büyük bir yerleşim alanının böyle altı cam panolarla teşhir edildiği böylesine bütüncül bir yer yok. Ve bunu dünyaya duyuralım diye UNESCO sürecine müracaat ediyoruz. Hocalarımızdan, üniversitelerden destek alarak bir aday bölge olma noktasında çalışmalarımız var UNESCO adına. Öyle de bir sürecin içerisindeyiz. Manavgat'ımız çok hızlı bir mesafe kat etti ve kent halkıyla, kentin dinamikleriyle bunu başardı, yaptı. Bizler de bu yolculuğa eşlik ediyoruz. Çok güzel. Peki başkan, bu söylediğiniz çok enteresan. Ben birkaç yerde farklı uygulamayı gördüm. Şimdi söylediğiniz evler de dediniz, büyük yapılar toplu alışveriş merkezlerinin altında bu mümkün olabilir ama evlerde bunu nasıl gerçekleştiririz? Altı zemini, tarihi eserleri koruyarak yaptınız. Bu özel konutlarda da mı var bu ve kaç yapıda var? Ya da alan nereye yakın, ne kadar yayılıyor? Olağanüstü bir çalışma. Side daha önce bir beldeydi. Bu büyükşehir yasasıyla Manavgat'ın mahallesi haline dönüştü. Orada bir plan çalışması yapıldı. Plan çalışması nezdinde o parselleri, önce o kötü yapıları mutabakatla yıkıyoruz. Kurul onaylı, kurul destekli, müze kontrolörlü ve Manavgat Belediyesi önderliğinde o kötü yapıyı yıkıyoruz Nazım Bey. Sonra arkeologların şeyiyle, kontrolüyle, müzenin ve kurulun gelip orada yerinde kontrolüyle kazılar yapıyordu. Uzman insanların kazılarıyla alttaki tarihi doku önce bir ortaya çıkarılıyor varsa. Ki %90'ında da çıkıyor bu. Onu temizliyoruz, ortaya çıkarıyoruz, teşhir eder hale getiriyoruz. Çelik konstrüksiyonlarla ve üzerinde kırılmaz damperli camlarla pano oluşturuyoruz ve bina onun üzerinde inşa ediliyor. Zaten yüksek binalar değil. Taş, ahşap, kiremit çatı, böyle çok şık cumbalı evler, ahşap cumbalı evler. İki katlı. Yani çok yük çeken devasa işletmeler değil. Şirin, böyle nefis bir tatil beldesine dönüştürüyoruz. İnsanlar o kentsel tasarımdan sonra caddelerin, aydınlatmaların, tabelaların, dev ışıklı tabelalar vardı. Düşünün o tarihi dokunun içinde. Onları kaldırdık, minicik ahşap üzerinde minicik tabelalar. Çok şık kentsel mobilya kurgusunda aydınlatmalar. Yolda doğal taşlarla, daha önce asfalttı, kötü parkeydi, doğal taşlarla bezedik. Ve şu anda insanlar o binaların şirinliğini, geleneksel yapısını görüyor. Aynı zamanda da o binanın önünde o tarihi dokuyu, geçmiş medeniyetlerin izlerini yürürken görebiliyor. Binanın içine giriyor, binanın içinde de görebiliyor. Ve oradaki %90 bina bu şekilde dönüşüm yapılıyor. İnanın bu bağlamda böylesine bütün binaların tasarlandığı münferit yerler var. Türkiye'de de var. Bir bina, iki bina bu şekilde kurgulanmış. Ama bütün yerleşim olan, ticaret olan bir yaşam alanının
tamamen doğal müzeye dönüştü. İkinci bir yer yok. Olağanüstü güzel bir yer. Evet. Yani sizi başkan, bekliyorum. Buyurun efendim. Başkan, ben Side'ye ilk kez 1970 yılında geldim. Siz o zaman 6 yaşındaymışsınız demek ki. Side'de ama dediğim gibi şimdikiyle kıyaslanmayacak kadar az şey vardı. Sadece toprak üstünde kalabilmiş işte amfiteyatr vardı, sütunlu yollar vardı. Daha kazılar başlamamıştı. Son olarak da geldiğimde gördüm gene Side gerçekten muhteşem. Yani orada günlerce tatil için çok uygun. Yani sabahtan şehri gezip öyle daha sonra kahvaltı edip denize girebilirsiniz. Güneş ısıtmadan ya da akşam üzeri akşam serinliğinde kenti gezebilirsiniz. Antik kent çok güzel gerçekten. Ben de izleyicilerimize tavsiye ediyorum. Bir anda binlerce yıl geriye gidiyorsunuz ve orada bir tarih var. Orada yaşayan insanlarla, yani 1000 yıl önce yaşayan insanlarla aynı taşları dokunabiliyorsunuz. Bu çok güzel bir şey. Başkan, biz programımızın sonuna geliyoruz. Çok teşekkür ederiz bizi bugün Türkiye'nin siyasi gündeminden alıp başka bir yerlere götürdünüz ve yaşam mücadelesine örnekler verdiniz. Son söz konuğundur programlarımızda. Sizin sözlerinizle programımızı bitirelim bugün de. Nazım Bey, çok mutlu oldum. Çok mutlu oldum. Çok teşekkür ediyorum bu fırsat için. Orada turistlerimizin, misafirlerimizin gelip görmesini istiyorum. Bakanlığımızın önderliğinde Sayın Valimizin heyecanıyla oradaki o görmüş olduğunuz tiyatronun, tiyatro etrafındaki kalıntılarımızın bir restorasyon süreci de var. O tarihel birliğini ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Sizin vesilenizle bizi Avrupa'da izleyen, sizin programınızı izleyen bütün konuklarımıza, dostlarımıza ben Manavgat'ın ve Türkiye'nin misafirperverliğini bir kere daha hatırlatmak istiyorum ve şunda kimse huzursuz olmasın. Türkiye'de kesinlikle ve kesinlikle bu korona ile ilgili kimsenin zarar göreceği bir atmosfer yok. Bölgelerimiz, turizm bölgelerimiz tamamen arınmış vaziyette. Koronadan arınmış, bu virüsten arınmış. Bütün hazırlıklarını bu bağlamda tesislerimiz, yönetim anlayışımız tamamlamış ve turistlerimizi tehlikesizce ağırlayabileceğimiz noktaya geldi. Herkesi bekliyoruz. Bunu bir bölgenin belediye başkanı olarak herkes, bütün bakanlık yetkilileri de bunu ifade ediyor. Ben de bir bölgenin idaresi olarak bunu ifade etmek istiyorum. Herkesi bekliyoruz. Burada insanları ağırlamak bize gurur verir. Size de teşekkür ediyorum. Bütün ekibinize teşekkür ederim. Çok sağ olun. Peki, biz teşekkür ederiz. Sevgili izleyiciler, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen bugün konuğumuzdu. Manavgat ciddi bir sınavla karşı karşıya. Ulu Alan bölgesi, Manavgat'ın geniş sahilini verilen adı orası ve orada golf otelleri yapmak üzere ve sahilin de kapanması anlamına geliyor. 2 kilometrelik büyük sahilin 2 kilometrelik bölümü de kapsıyor çünkü. Bununla ilgili olarak bir halk mücadelesi var. Onu ekranlarınıza getirdik ve biz bugün bu dakika itibariyle gün başlıyorum. 3. yılımızı doldurduğumuz ilk programımızla birlikte sonlandırıyoruz. Yayında emeği geçen bütün arkadaşlarımızın hem İstanbul'da hem Köln'deki arkadaşlarımızla birlikte sizlere, onlara teşekkür ediyoruz. Sizlere de iyi bir gün diliyoruz. Yarın sabah saat 7'de karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.